Ya ben de üzüldüm sonuçta. Üzülmemek mümkün mü? Ya da işte insanın moralinin bozulmaması, canına sıkılmaması elde değil yani sonuçta. Hani kendimizi geçtik. Türkiye'de milyonlarca insan bu iktidara karşı inanılmaz bir direniş sergiledi, mücadele etti. Çok büyük bedeller ödeyen arkadaşlar var. Cezaevinde olan insanlar var. Evlatlarını kaybetmiş aileler var. İşte ne bileyim iktidarın politikaları nedeniyle uğradıkları haksızlıklar, yakınlarını kaybedip hesap soramayan insanlar. Şimdi bunların hepsini düşündüğümüzde tabii ki bütün bu kötülüklere rağmen bu iktidarda kalmaya devam etmesi can sıkıcı, moral bozucu. Fakat çare değil. Yani işin önemli noktası burası. Yani bunlara üzülebiliriz, kızabiliriz, öfkelenebiliriz, kendimize üzülebiliriz, kızabiliriz, öfkelenebiliriz. Hepsi olur ama çare değil. İkincisi AKP'ye ilişkin söylediğimiz şeyler, Erdoğan'a ilişkin söylediğimiz şeyler, onların Türkiye'yi sürüklediği karanlığa ilişkin söylediğimiz şeyler hepsi gerçek. Yani bu seçim sonuçları bu gerçekleri ortadan kaldırmıyor ki. Türkiye bir yıkıma doğru sürükleniyor bu iktidar eliyle. Türkiye bu iktidar eliyle milyonlarca insanın yoksullaştığı bir ülke haline geliyor. Özgürlüklerin yok edildiği bir ülke haline geliyor. Baskıcı, otoriter bir rejim iktidar kurmuş ve bu kalıcılaşmış durumda şu anda. Bunlar hepsi gerçekse yapacak tek şey var. Bir biçimde eksiklerimizden, hatalarımızdan, yanlışlarımızdan gereken dersleri çıkartacağız. Mücadeleye devam edeceğiz. Başka çaresi yok bu işin. Dolayısıyla eğer bu ülkeyi terk etmeyeceksek topyekün hep beraber, eğer bu yobazlığa, bu karanlığa, bu baskıya teslim olup insanlığımızdan vazgeçmeyeceksek yapacağımız tek şey siyasete etkin bir müdahalede bulunmak. Bu şöyle söyleyeyim. Ortada açık bir hukuksuzluk var mı? Yani milletvekili seçilmiş birisi anayasanın ilgili hükmüne, anayasa mahkemesi kararlarına rağmen hukuksuz bir biçimde cezaevinde tutuluyor. Dolayısıyla işin esas tartışılması gereken noktası burası. Bunu hiç akıldan çıkartmayalım. Peki Can Atalay cezaevinde olmasına rağmen, örneğin seçilmesine rağmen çıkmama ihtimali halinin bulunmasına rağmen aday gösterilmesi doğru mudur? %100 doğrudur. Bir kere ortada bir gezi direnişimiz var bizim. Yani Türkiye'de milyonlarca insanın parçası olduğu, parçası olmaktan gurur duyduğu ama iktidar tarafından bir suç haline getirilmek istenen gezi direnişinden söz ediyoruz. Ve üstünden şimdi 10 yıl geçti. Belki uzun bir zaman günlük hayat açısından baktığımızda, tarihsel açıdan çok önemli olmayabilir 10 yıl ama günlük yaşantı açısından baktığımızda uzun bir zaman ve iktidar ne yapıyor? Buradan kendi anlatısını egemen kılmaya çalışıyor. Yani gezinin işte beş mihrakların oyunu olduğu, işte iktidara karşı bir komplo olduğu, bir darbe girişimi olduğu falan böyle bir dünya yalan anlatılıyor. Şimdi bunun karşısında bu halkın bir haysiyet ayaklanması olarak geziyi koymak ve bunu topluma anlatmak önemlidir. Yani bu ülke tarihinin en önemli halk isyanlarından bir tanesidir. Tümüyle bu topraklara aittir. Bu ülkenin insanı, hani tırnak içinde söylüyorum, küçümsenen, sıradan insan olarak görünen yurttaşının yan yana gelip sesini etkin bir biçimde çıkarttığı son derece önemli bir tarihsel olaydır. Bunu sahiplenmek, bunun arkasında bir politik irade olarak durmak başlı başına önemli bir şey zaten. Gezi açısından baktığımızda. Daha genel olarak Türkiye bir hukuksuzluklar cennetine dönüşmüş durumda. Yani iktidar yargıyı kendisine bir sopa yapmış, istediği biçimde toplumu hizaya getirmeye çalışıyor. Bu hukuksuzluklara karşı mücadelenin bir ayağı olarak da Can Atalay'ın adaylığının son derece kıymetli olduğunu düşünüyorum. Üçüncüsü, Can'ın kendisi yani mücadeleci kimliğiyle işte iktidara boyun eğmeyen, halkın haklarını savunan, halkla birlikte mücadele eden bir sosyalist, bir hukukçu kimliğiyle son derece önemli. Dolayısıyla ben Can'ın adaylığının kesinlikle doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Zaten halk da bunu onayladı. Yani Hatay'da Can seçildi şu anda. Yani yurttaş da diyor ki evet Can Atalay'ın adaylığı doğrudur. Beni en iyi temsil edebilecek insanlardan birisi Can Atalay'dır diyor. İşte bu önemli bir kazanım. Tabii burada Barış'ın önemli bir tutumu oldu. Hem tırnak içinde söyleyelim kendi yerini Can'a vermiş oldu. Hem de gitti Antalya'da sevgili Yunus'u seçilebilmesi için destek yürüttü. Bu da Türkiye siyasi tarihine bir örnek olarak geçti. Yani emin olun hani ileride Türkiye siyasi tarihi yazıldığında bu seçimlere ilişkin önemli noktalardan bir tanesi budur. Yani herkesin o milletvekili koltuğuna oturmak için en yakınlarının ayağını kaydırmaya çalıştığı, birbirinin üzerine bastığı bir yerde bir tane milletvekili, üstelik halkın teveccühünü kazanmış, yerelde de ulusal ölçekte de önemli bir sempati toplamış bir milletvekili arkadaşımız, kendisi yerine başka bir arkadaşı milletvekili yapıp kendisi de gidip bir turizm emekçisinin seçilebilmesi için inanılmaz bir çaba gösterdi. Bu da son derece kıymetli. Şimdi önümüzdeki dönem açısından baktığımızda Can çıkacak. Yani bu çok net. Yani sonsuza kadar Can'ı cezaevinde tutamazlar. Seçilmiş bir milletvekili çıkacak ve görevlerini yerine getirecek. Anladığım kadarıyla iktidar şunu yapıyor. Siz seçtiniz, siz mücadele ediyorsunuz çıkması için ama siz değil biz çıkartırız. Biz istediğimiz zaman çıkartırız gibi bir yaklaşım içerisinde dolayısıyla zaman kazanmaya çalışıyorlar. Yani nerede bir halk direnişi varsa, bir kadın direnişi, bir gençlik direnişi, bir işçi direnişi, bir köylü direnişi ne varsa oradaki iradenin parçası olmaktır bizim görevimiz. Oradaki iradeye tabi olmaktır bizim görevimiz. Oradaki iradeyi aşan, kendini öne koyan bir yaklaşımı doğru bulmuyoruz. Bir ana muhalefet partisinden bahsediyoruz. Dolayısıyla oradaki herhangi bir tartışmanın
ülke açısından, özel olarak da tüm muhalefet güçleri açısından önemsiz olduğunu söylemek mümkün değil. Dolayısıyla önemli bir tartışma yaşanıyor Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Fakat şimdi bir denge tutturmak lazım. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç işleriyle ilgili fikir beyan etmekten imtina ederim. Hani oraya girmek istemem. Ama meselenin toplumsal boyutu hepimiz açısından önemli ve dikkatle izlediğimiz bir tartışma olduğunu söyleyeyim. Şu anda biraz sığ ilerliyor. Yani değişim fikri var ortada ama bu değişimden kastedilen şey ne? Yani gerçekten ben şunu merak ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde hangi siyasi aktör, kişi, figür, topluluk önemli değil. Hangi fikre sahip? Yani Türkiye'nin gelecek vizyonuna ilişkin ne söylüyor? Örneğin Türkiye'deki siyasi partilerin işleyişine ilişkin ne söylüyor? Yani çok genel geçer laflar ve hani bir yurttaş olarak baktığımda şunu görüyorum. Yani sadece hani koltuğa oturacak kişinin değişmesi tartışılıyormuş gibi hissediyorum. Yani bu açıdan baktığımda çok sığ buluyorum. Ama buradan bir fikri tartışmaya doğru götürürsek, yani Türkiye'de genel olarak siyasetin yapılış tarzını, muhalefetin siyaset yapma biçimini, tarzını, dilini, üslubunu, çizgisini tartışırsak belki buradan bir enerji çıkartabiliriz. Ama bu gidişat çok CHP'nin kendi içinde sürecek bir tartışma gibi gözüküyor. Ve oradan da gerçekten memleketin ihtiyaç duyduğu değişim çıkar mı, bu konuda bir tereddütüm var. Yani bizim en büyük şansımız bu. Bakın zaten şöyle bir şansımız yok ki. Yani bizim o kadar yayılmamız ki Türkiye İşçi Partisi'nin ülke çapındaki örgütlülüğü, hani tırnak içinde söyleyeyim, deneyimli yöneticiler bulabilecek durumda değiliz. Yani her yerde siyasetin yeni katılmış arkadaşlarımızla yapacağız. Bunun kuşkusuz bir takım zorlukları var. Yani tecrübe eksikliği gibi şeyler ama ben bu zorlukları telafi edebilecek bir enerjimiz olduğunu görüyorum. Bu daha önemli. Yani bugüne kadar siyasette olmamış olmanın getirdiği sıkıntıları aşabilecek bir yeni enerjiye sahibiz. O yüzden hiç tereddüt etmiyorum. Yani çok sayıda yeni arkadaşımız önümüzdeki dönemde çeşitli kademelerinde partinin görev alacaklar ve bunun sadece Türkiye İşçi Partisi için değil, genel olarak Türkiye Sosyalist Hareketi için, daha genel olarak Türkiye siyaseti için büyük bir şans olduğunu düşünüyorum. Tabii yani çalışmalar başladı ama ilk önce şunu söyleyeyim tekrar. Bakın, eğer bir yerel seçim başarısı elde etmek istiyorsanız, diyelim ki eskilerin deyimiyle seçim sattığı mahalle girdiğiniz güne kadar sürdürdüğünüz faaliyet çok önemli. Yani şimdi biz seçime kadar hiçbir şey yapmayalım. Ne bileyim, fikri bir yenilenme kenarda dursun, örgütsel yenilenme kenarda dursun, toplumsal mücadele büyütme hedefi kenarda dursun. Yerel seçimlerde de şapkadan tavşan çıkartalım. Böyle bir başarı yok. Biz o yüzden mesela bu kongre sürecinin siyasal hattına ilişkin vurgum önemli. Yani biz buradan önümüzdeki diyelim ki bir taraftan da 3 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık sürece ilişkin Türkiye İşçi Partisi'ne dair hedefler çıkartacağız. Yerel seçim taktiğimiz diyelim, yerel seçim taktiğimiz bu stratejimiz içerisinde bir yere oturacak. Ve elbette ki yeni mevziler kazanacağız, yeni başarılar elde edeceğiz. Çok açık söyleyeyim. Yani biz bazı illerde, bazı ilçelerde doğrudan bugüne kadar AKP ile anılan mahallelerde önemli oylar almış durumdayız. Bu bizi heyecanlandırıyor. Dolayısıyla mesela İstanbul'da AKP'den bir takım belediyelerin kazanılmasında Türkiye İşçi Partisi birinci dereceden görev ve sorumluluk üstlenebilir mi? Mesela tartışma noktamızın başlangıcı bu. Ha şunu da söyleyeyim ama. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de böyle ya burada zaten biz kimi aday göstersek kazanırız diye baktığı bir takım alanlar var. Orada da artık bu hoyratlığa, yani biz nasıl olsa kimi aday göstersek buradaki yurttaşlar bize oy veriyor. Dolayısıyla burası işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyesi olarak doğdu. Öyle devam ediyor. Öyle de devam edecek anlayışına karşı da gerçek bir seçeneği, gerçek bir sol seçeneği ortaya koymaktan tereddüt etmeyiz. Kimsenin kaygısı olmasın. Türkiye İşçi Partisi bugüne kadarki pratiğiyle şunu ortaya koymuştur. Biz ülkenin genel çıkarına bakarız ama onun içerisinde ona aykırı olmayacak bir biçimde sosyalistlerin nasıl yöneteceğine ilişkin de somut örnekler göstermemiz lazım. Bir açık söyleyeyim. Yani Türkiye İşçi Partisi biraz iyi muhalefet yaptığı için sevilen bir partiydi bugüne kadar. Biz daha iyi muhalefet yapacağız. Yani bunun için çaba sarf ediyoruz. Ama aynı zamanda nasıl yöneteceğimize ilişkin de somut örnekleri toplumun karşısına sunmak gibi bir sorumluluğumuz var.